Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Bugün haftalık basın toplantımızı yapıyoruz. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkürler arz ediyorum. Bu basın toplantımız bilindiği gibi uydu aracılığıyla bütün milletimize iletilmektedir. Bu basın toplantısını televizyonlar başında seyredecek ve etmekte olan kardeşlerimize de ayrıca teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Ve bu hizmetleri yürütürken gösterdikleri büyük ilgi ve gayretten dolayı da basın mensubu kardeşlerimize hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 11 Mayıs 2003 tarihinde başlamış olan milletimizin başlatmış olduğu şahlanış hamlesinden sonra 12. basın toplantımızı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi basın toplantılarımızda dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor ve bu olaylar karşısında AKP yönetimi ne yapıyor, Saadet Partisi ne yapıyor konularını açıklamak üzere görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü basın toplantımızda da aynı temel çatı içerisinde önce dünyada neler oluyor konusunda kısaca sizlere şunları arz etmek istiyorum. Tek kelimeyle dünyada olan olaylar, dış mihrakların bütün insanlığı kendilerine köle yapmak için, bütün dünyayı hakimiyetler altına almak için yürüttükleri planlı programlı çalışmaları adım adım hedefine doğru götürmeye gayret edilmektedir. Dış mihraklar canla başla çalışıyorlar. Dünyada cereyan eden olayların tek cümleyle özeti budur. Bunun uygulanmasının çeşitli ülkelerdeki yansımalarına bir göz atacak olursak, hiç şüphesiz en önemli bölge Irak bölgesidir. Irak'ta şu anda ortaya şu gerçekler apaçık bir şekilde çıkmış bulunmaktadır. Bir defa Irak, ne Amerikan yöneticisi Bush'un ne Blair'in dediği gibi zulümleri ortadan kaldırmak, buraya demokrasi götürmek, buradaki insanlara hizmet etmek için yapılmış bir hareket değildir. Tam tersine İsrail'in, Büyük İsrail planlarına taşeron olmak üzere Irak'ı üğütüp, yumuşatıp İsrail'e kolayca yutulacak bir lokma haline getirme harekatıdır. Bunun için ortaya atılmış olan bütün uydurma sebepler, hepsi şimdi artık gerçekten ortaya çıkmasıyla iflas etmiştir. Bunların yalan söylenerek, halkı aldatılarak, dünya ekonomisini aldatmak üzere yapılmak istendiği de apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tek gerçek odur ki Fırat'la Nil arasındaki arz-ı mevudu mutlaka bir an evvel İsrail toprağı yapmalıyız diyen dış mihraklar ve onların avucunun içerisine girmiş olan Amerika yöneticileri bu hareketi sadece ve sadece bu ana maksadın gerçekleşmesi için yapmışlardır. Tabii bunun en önemli yönü elbette komşumuz kardeşimiz Irak'ın haksız bir şekilde vahşi bir taarruzla her türlü tecavüzlere uğraması yüreğimizi yaktığı gibi bu Irak'ta, Kuzey Irak'ta kurulacak olan bir manevelanın aynı zamanda Anadolu'muzu parçalamak için atılmış olan bir adım olduğunu hiç şüphesiz ki her zaman her şeyin üzerinde dikkatle göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü hepimiz ve bütün dünya çok iyi biliyor ki ne yazık ki Anadolu'muz da, bilhassa Doğu Anadolu'muz, arz-ı mevudun bir parçası olarak kabul edilmektedir dış mihraklar tarafından. Dolayısıyla Anadolu'muz bütün bu hareketlerin arkasındaki hedeftir. Bütün bunlara ilaveten son zamanlarda ortaya çıkan bir diğer gerçek şudur ki, Irak'ta Amerikalılar seyretilmiş uranyum kullanmışlardır, mermiler. Bu kullandıkları mermilerden ve bunların oradaki şu andaki mevcudiyetinden dolayı salgın bir kanser yayılması görülmektedir. Her ne kadar Amerikalı yöneticiler ve dış mihraklar
bu gerçekleri dünya hegemonyasına saklamak istiyorlarsa da bundan muvaffak olamıyorlar ve bu gerçekler apaçık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir diğer gerçek şudur, ABD ve İngiltere Irak'ta aşağısı sağlayamamaktadır. Kendi ülkeleri içinde dahi bu manasız, bu haksız hareket karşısında bir muhalefet korkunç şekilde gelişmektedir. Ülkelerin yöneticileri, Blair'in istifası, Bush'un ise seçimi kaybetmesinin kesinleşmesi bu gidişle apaçık ortaya çıkmıştır. Eğer bu şartlar altında seçime gidilirse yapılan anketler açıkça göstermektedir ki Bush önümüzdeki seçimleri kaybedecektir. Bundan başka Irak harekatının arkasından bir an evvel dış mihraklar Suriye, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi de aynı şekilde ezip, büyütüp, Büyük İsrail planının bir parçası olarak İsrail'e yumuşak lokma olarak hazırlamak için sabırsızlanmaktadırlar. Onun için Irak meselesini bir an evvel bir çözüme bağlamanın gayreti içindedirler. Bu saydığım sebepler aslında neden dış mihrakların her gün gittikçe bu AKP yöneticileri üzerindeki baskılarını arttırdıklarının açıklamasını yapıyor. İşte bu saydığım sebeplerden dolayı dış mihraklar taşeron olarak kullandıkları AKP yöneticilerine bir an evvel size verdiğimiz emirleri yerine getirin, gelin Irak'ta bizim yerimize siz ölün, bizimle beraber İran'la siz de savaşın ve Kuzey Irak'taki planlarımıza yardımcı olun ki Anadolu bir manevra gibi kullanılarak parçalansın. Bu arzular, bu hedefler için boyuna AKP yöneticilerini siz bize söz vermediniz mi bir an evvel bunları yerine getirin diye sıkıştırmaktadırlar. AKP'yi hepimizin bildiği gibi işte bu dış mihraklar zaten bu maksatlar için kullanmak kastıyla desteklediler. Ellerindeki her türlü etkileme imkanıyla onları iş başına getirdiler ve onları figüran olarak kullanmaktadırlar. Milyon kere dedik ki AKP yöneticilerinin bizzat kendilerinin 3 Kasım seçimlerinde yaptıkları bir şey yoktur. Onlar sadece bir senaryonun oyuncularıdır. Asıl senaryonun yazarları vardır. Dış mihraklar bunları tanzim etmektedir ve onları piyon olarak kullanmaktadır. O zaman bunu kullandılar, şimdi ise planlarının yürütülmesi için kendilerinden diyetlerini istemektedirler. Şu anda en önemli konu ne yapıp yapıp bütün milletinizin muhalefetine, parlamentonuzun, kendi milletvekillerinizin muhalefetine rağmen hemen önce bir 10 bin kişi göndereceksiniz, sonra arkasından çeşitli bahanelerle bunu 30 bin, 40 bin kişiye çıkartacaksınız. Irak'ın en ateş bölgesinde siz gelip vazife göreceksiniz. Biz bu Irak'taki asayişin teminini ve ölme işini size bırakacağız. Bir an evvel bu görevinizi yerinize yapınız diye sıkıştırmanın temelinde yatan sebep budur. Ve şu anda kendilerinden istenen budur. AKP yöneticilerinin de aylardan beri gerçekleştirmek için çırpındıkları hedefler işte bunların ta kendisidir. Bu plan gerçekleştiği takdirde, yani Irak'a asker gönderilip Amerikan askeri ölmesin onun yerine bizim askerimiz ölsün planı AKP yöneticileri tarafından gece gündüz çalışılarak millete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rağmen gerçekleştirildiği takdirde dış mihraklar bundan hangi faydaları sağlayacaklardır? 1. ABD askerlerinin Irak'taki zayiatı azalacak. 2. Bush'un itibarı yükselecek. 3. Bush'un seçimleri kazanma ümidi yeniden canlanacak. 4. İran ve Suriye müdahaleleri çabuklaştırılabilecek. 5. Bin yıllık kardeşimiz Irak'la ve bütün Arap ve İslam alemiyle Türkiye arasında bir daha söndürülmesi mümkün olmayan korkunç ve kalıcı bir husumet ve düşmanlık tesis edilmiş olacak. Onların en önemli gayelerinden birisi de budur. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken AKP yöneticilerinin 70 milyonluk milletimizi çocuk yerine koyup onu aldatacaklarını zannederek
komşuda yangın varken seyirci kalamayız demeleri sadece kendi mantıklarının ne durumda olduğunu göstermeye yarayan bir olaydır. Çünkü komşuda yangın var deyip yangını çıkartan adamların emrine girmek, gidip yangına benzin dökmek ve yangını körüklemek ve ölmek ancak çocukların kabul edebileceği bir mantıktır. İnsana demezler mi? Madem böyle düşünüyorsun, niçin İsrail'in Filistin'deki tesis, zulüm ve baskı politikalarına karşı Filistin bizim komşumuz değil mi? Mazlum Filistin halkına yardımcı olmak için en ufak bir harekette bulunmuyorsunuz. Tam tersine mazlum Filistin halkı yanında bulunacağınıza bu tecavüzleri yapan İsrail'i daima teşvik ediyorsunuz, onlarla kucaklaşıp duruyorsunuz ve onlara yardımcı oluyorsunuz. Yine aynı şekilde İran komşumuz değil mi? Şimdi İran'a karşı aynı şekilde bir tecavüz hareketi planlanıp yürütülmek istenirken neden komşudaki bu yangına yardımcı olmuyorsunuz da bu yangını çıkartanlara gidip uşaklık, gidip kölelik, gidip taşeronluk, onların emirlerine uymaya kalkışıyorsunuz diye insana sormazlar mı? Sen madem ki komşundaki yangınla bu kadar ilgilenen, bu kadar hassas, bu kadar yardımsever bir insansın, bu yardımı niye dış mihraklara yapıyorsun da asıl mazlum kardeşlerimize yapmıyorsun? İşte Irak olaylarının tek faydası bu gerçekleri açığa çıkartmış olmasıdır. AKP yöneticilerinin ne olduklarını tanımaya yardım etmesi bakımından olay bir bakıma faydalı olmuştur. Hiç şüphesiz ki dış dünya olaylarında ikinci önemli olay olarak İran olayı gözlerimizin önünde durulmaktadır. Dış mihraklar dünya hakimiyetten tesis etmek için arz-ı mevudu almak ve İsrail'in dünya hakimiyetini kurmak için bütün etrafındaki yüzleri ezme planının içerisinde Afganistan ve Irak'tan sonra Suriye ve İran hedef olmaktadır. İran'a müdahale için ABD şu anda kendi kamuoyunu hazırlamakla meşguldür. Diğer taraftan İran'ı sıkıştırmak için Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nı alet olarak kullanmaya kalkmaktadır. Bu Atom Enerji Ajansı'nın verdiği raporlar bir yandan sıkıştırıyor, şöyle rapor verdi, tıpkı Irak'ta olduğu gibi. Ama öbür yandan da onların aksine verdikleri raporların hiçbirisini mühimsemiyor, gözlerden silmek istiyor. Çünkü maksadı gerçeği bulmak değil, bahane üretmektir. Hiçbir rapor dış mihraklar ve onun taşeron olarak kullandıkları yöneticileri tatmin etmeyecektir. Yeri geldiğinde pire deve yapılacaktır. Halbuki Orta Doğu'da tek nükleer güç İsrail'dir. Bugüne kadar hiçbir denetime tabi olmamıştır. Eğer Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu atomun kontrolsüz bir şekilde geliştirilmesini engelleyecek ve bunu denetleyecek bir kurul ise bu yolda bütün Orta Doğu ülkelerinden kat kat fersah fersah önde mesafe almış olan bir İsrail'in için denetlemiyor. Hatta burası denetlensin diye bir talepte dahi bugüne kadar bulunulmamıştır. Halbuki İsrail'in nükleer silahları Türkiye için bir tehdittir. Çünkü mutasavver Büyük İsrail sınırları yani arz-ı mevhud Türkiye topraklarında kapsamaktadır. Bu planlar ve gerçekler karşısında, İsrail'in bu planları ve gerçekleri karşısında ve yaptıkları karşısında AKP yöneticileri sağ ve dilsizleri oynamaktadır. İran'dan sonra elbette üzerinde durmamız lazım gelen en önemli konu Filistin'deki facialar ve zulümler ve bunlar karşısında AKP yöneticilerin tavırlarıdır. Görüldüğü gibi İsrail son zamanlarda dayanılmaz bir şekilde baskısını, tecavüzünü, düşmanlığını, hırsını, imha hareketlerini arttırmıştır. Bütün bunlar karşısında AKP'nin gıkı çıkmadığı gibi her gün bir İsrail yöneticisiyle kucaklaşmaktadır. Kendi bakanını da oraya ayrıca sevgilerini, muhabbetlerini iletmek üzere göndermiştir. Sharon işgal ettiği topraklardan çekilmiyor. Birleşmiş Milletler'in 242 sayılı kararı 30 kere alınmışken uygulanmıyor.
Bu karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 20 kere alınmış iken her seferinde ABD tarafından veto edilmiştir. AKP yöneticileri Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması konusunda İsrail'den hiçbir talepte bulunmamaktadırlar. Filistinlileri adeta bir açık hava hapishanesine hapsetmek üzere yapılmakta olan duvarın inşasına ses çıkartmıyor. Hatta onlara çok yakın gözükerek bunları teşvik ediyor. İsrail'in Filistin Başbakanını kendisinin tayinine yetkili görmesi ve Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın sürgüne göndermesine karşı çıkmak şöyle dursun, her gün İsrail'i teşvik etmektedir, beraber olduğunu göstermektedir. Böylece İsrail yetkililerinin AKP yöneticilerinden çok memnunuz taltifleri ile AKP yöneticileri muratlarına ermektedirler. Demin de söylediğim gibi bütün bu olayların tek faydası AKP yöneticilerin zihniyetinin milletimiz ve herkes tarafından apaçık bir şekilde görülmesine vesile olmasıdır. Sharon hükümetinin Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ı sürgüne gönderme kararı bütün dünyada tepkiyle karşılanmıştır. Hatta Musevilerden oluşan İsrail'de kurulu Peace Now, Şimdi Barış Örgütü bile Arafat'a destek verirken AKP hükümetinin bu teslimiyetçi ve duasız tavrını milletimiz asla kabul etmemektedir ve unutmayacaktır. Çok önemli dünya olayları arasında elbette hayati önemi haiz olan Kıbrıs üzerinde de oynanan oyunlara kısaca bakış yapmaya mecburuz. Kıbrıs, Anadolu'muzun güvenliği bakımından, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından, yeryüzünde huzur ve barışın korunması bakımından fevkalade büyük önemi haiz, stratejik değeri ölçülmeyecek derecede yüksek bir adadır, bir coğrafi merkezdir. Görülüyor ki buradaki KKTC devletinin geliştirilmesi lazım gelirken AKP yöneticileri çok garip bir şekilde Sayın Deknaş'a karşı tepki oluşturmaktadırlar ve bunun havasını oluşturmaya yardımcı olmaktadırlar. Üstü kapalı ve açık bir şekilde Deknaş'ı adeta tohumun altına bırakmakta ve zayıf bir konuma itmeye çalışmaktadırlar. Adeta AKP hükümeti yöneticileri Yunan ve Rum ağzıyla konuşmakta ve belki de Avrupa'da beğenilmek arzusu ile Türk tezini ve Deknaş'ın gayretlerini isteksiz bir tarzda desteklemektedirler. Burada mühim olan husus, kahraman ordumuzun Kıbrıs bakışının hala çok sağlam zemine oturmuş olmasıdır. Hükümet de onlara ters düşecek bir tutumu açıkça sergileyememektedir. Buna rağmen özel beyanlarında ve çok masumane tavırlarca söyledikleri sözler analiz edildiğinde AKP yöneticilerin sözleri arasında tehlikeli işaretleri açık bir şekilde görmek mümkündür. Adeta Rauf Bey yaşlandı, yeni ve daha genç biri gelsin hava içinde bir tutum sergilemektedirler ve 45 yılını bu davaya adamış ve tüm tuzakları rahatça bloke edebilen tecrübe ve akıl timsali bir Denktaş yok edilmek istenmektedir. Sayın Gül, anlam planını masanın altında bırakamayız. Yeniden masanın üzerine çıkartacağız demekle bu milli davamıza en büyük kötülüğü yapmakta, en büyük darbeyi vurmaktadır. Çünkü anlam planının ne kadar tehlikeli olduğu bilinmektedir. Ve bir tek gün bu plana karşı tek cümle söylememişlerdir. Bilakis hep bunu kabul ettirmeye gayret etmişlerdir. Sulandırılmış yeni anlam planı da aynı durumdadır. Ve bu hususta ne yapıp uygulamak için yeni entrikalar çevrilmektedir. AKP hükümeti de bu entrikalardan memnun kalmaktadır. Diğer yandan Kıbrıs'ı ille Yunan'a vereceksiniz baskısı, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olan Yunanistan tarafından Avrupa Birliği meselesi haline getirilmiştir. AKP yöneticileri de her şeyi bir tarafa bırakıp ne pahasına olursa olsun ille gidip Avrupa Birliği'ne İkinci sınıf bir yama olarak yamanmak için çırpınıp durmaktadırlar. Avrupa Birliği'ne girişimiz 2010'da dahi olsa kabulümüzdür diye açık bir şekilde söylemektedir Sayın Gül.
Halbuki Avrupa liderlerinin söylemleri dikkatle incelendiği zaman onlar en erken 2018-2020'den bahsetmekte ve bundan önce olmayacağını açıkça ifade edilmektedirler. O halde bu AKP yöneticilerinin stratejileri nedir? Bütün bu apaçık ifadelere rağmen bunları söylemek, oraya yamanmak ve bütün bunlara ilaveten de serbest dolaşım olmadan da biz Avrupa Birliği'ne girmeye hazırız sözlerini söylemek elbette ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Bu sabırsız ve haişkar gayretlerin hepsi netice itibariyle şu sözü ortaya getirmektedir. Bunların maksadı gayesi nedir? Türkiye'yi gidip Avrupa'ya ikinci sınıf bir yama olarak yamamak mıdır? Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni bahane edip Kıbrıs'ta atılması lazım gelen adımlar atıldığı takdirde açıkça bilinmesi lazım gelir ki Kıbrıs Girit'e döner ve Yunan'ın olur. Avrupa Birliği'nde sınırlar yoktur deniyor. Halbuki şimdi aynı Avrupa Birliği Türkiye ile müzakerelere başlarken daha baştan sınır çiziyor. Sen ayrı muamele göreceksin. Senin dolaşma serbestliğin olmayacak. Sen ırgat kadrosunda çalışacaksın ve sınır jandarmalığı yapacaksın diyor. Ve bize bir alt muamele, alt tabaka muamelesi yapıyor. Bütün bunların hepsini bu AKP yöneticileri rahatlıkla kabul ediyor ve bir an evvel bu Avrupa'nın gidip yaması olmaya gayret ediyor. Kıbrıs'ta dayatılan Annan planına ortak olmak, daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dayatılacak olan planlara da şimdiden baş eğmek anlamına gelmektedir. Bugün Kıbrıs'ta buna razı olursan, bu kadar büyük stratejik önemi haiz olan bir adada, yarın bütün bu konuştuğumuz dış mihrakların planlarının bir parçası olan Doğu Anadolu'nun parçalanmasına da aynı şekilde razı olmaya mecbur kalırsın. Onun için AKP yöneticilerinin Türkiye'yi ikinci sevre götüren bu davranışları elbette milli menfaatlerimize kesinlikle aykırıdır. Elbette her basın toplantımızda olduğu gibi bugün de bir kere daha haykırarak kendilerini uyandırmaya çalışıyoruz, uyarmaya çalışıyoruz ki bu yanlış hareketten Türkiye'yi yok etmek için oynanan planlara alet olmaktan vazgeçin. Aklınızı başınıza alın. Ne yaptığınızı, katıldığınız, içine girdiğiniz büyüden çıkarak bir an fark etmeye gayret edin. Bu ikazı idrak edebilmeleri için bütün büyülenmelerine rağmen bak kendilerinin önüne şimdi müsaadenizle bir ayna koyup kendi yüzlerini kendilerine göstermek istiyorum. Bakın ey AKP yöneticileri, siz ne haldesiniz ve nesiniz? Sadece 7 tane noktayı size göstereceğim. Yüzünüzün aynadaki görüntüsünü görün. Şimdi Bush geçen hafta bir ulusal sesleniş konuşması yaptı. Ve bu konuşmada Irak'ın bütünlüğüne önem vermediğini açıkça ortaya koydu. Bu durumda AKP yöneticilerine ne yapması lazım? Bush'un yakasına yapışıp ne demek istiyorsun sen arkadaş diye ondan hesap sorması lazım. Böyle mi yapıyor? Hayır. Efendim Bush öyle demek istemedi diye yoruma kalkışıyor. Onun avukatlığını yapmaya kalkıyor. Bizim milli menfaatlerimizi koruyacağına onun planlarına alet oluyor. Bir, Kuzey Irak'taki terörist varlıkların ortadan kalkmasının Türkiye için ne kadar büyük önemi haiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Geldiler, görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler esnasında hiçbir sonuca varılmadı. Bunun arkasından Sayın Gül, bunlar bir türlü bu hayati meseleyi kabul etmiyor. Öyleyse buna göre gereken tedbirleri almamız lazım gelir diyeceğine, efendim görüşmeler devam ediyor, devam edecektir diye örtbas etmeye kalkıyor. 3. Volvovic'in Türkiye'yi tenkit eden sözlerini kendisine ne demek istiyorsun arkadaş diye tavsiye ettirmek lazım gelirken Sayın Gül onun avukatlığını yaparak kendisi tavsiye ediyor. Böyle bir şey demek istememiştir diyor. 4.
Kıbrıs Rum Kösemi'nin AB üyeliğine kabul için atılan adımın arkasından Simitis'in Enosis gerçekleşti sözlerini yine Sayın Gül tavsiye etti, öyle demek istememiştir diyor. 5. Denktaş'ın Anadolu halkını arkasına almak için çıkacağı gezi için kullandığı ifadeleri Sayın Gül, Kıbrıs halkını arkasına alsın sözleriyle istisna konusu yapıyor. 6. Ölen Filistinliler, şehit olan Filistinliler için kılı kıpırdamaz iken, ölen İsrailler için baş sağlığını Sayın Gül dile getiriyor. 7. Askerlerimizin başına çuval geçiren ABD'den özür dilemesi beklenirken, Sayın Gül, büyük devletler özür dilemez buyuruyor. Şimdi bu gerçekleri belirttikten sonra sorulacak olan sual, elbette ve sadece şudur. Bu Sayın Gül, kimin avukatıdır Allah aşkına? Son günlerin önemli bir dünya olayı da Meksika'nın Cancun kentinde yapılmış olan Dünya Ticaret Örgütü toplantısının ortaya koyduğu gerçeklerdir. Bilindiği gibi kısa bir süre önce yapılmış olan bu toplantıda gelişmekte olan ülkeler kendilerini sömüren dış mihraklara ve gelişmiş ülkelere baş kaldırdılar. Dediler ki şu dünyanın gidişatına bakınız. Siz dünyayı sömürüyorsunuz. Bir yandan ticaret gelişmesinden bahsediyorsunuz, öbür yandan sadece kendi ticaretini geliştiriyorsunuz, bizim ticaretlerimizi ise engelliyorsunuz. Kendiniz tarıma her türlü desteği veriyorsunuz, bizim ise sanayimizi korumamıza karşı her türlü şiddeti gösteriyorsunuz. Hayır, korumayacaksınız, serbest olacaksınız, biz mallarımızı rahatça satacağız diyorsunuz. Böylece bir baş kaldırma olayı oldu. Ezilen güçler tarafından ezenlere karşı. Bu olaydan çıkartılacak dersler şunlardır. Önce bu hareket başarılı bir hareket olmuştur. Tekelci sermayenin hakimiyetini sağlama ve geri kalmış ülkelerin gelişmesini engelleme temayülü gösteren globalleşme çabalarına karşı bir isyandır. Bu netice ayrıca zayıf gözüken ülkelerin bir araya geldiklerinde nasıl başarılı olabileceklerini göstermesi bakımından da önemlidir. Bu toplantı basının nasıl bir çifte standart içinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Batılı ülkeler tarımı ve tarım ürünlerini korumakta kararlılık gösterirken, gelişmekte olan ülkelerin kendi sanayilerini korumak üzere alacakları tedbirlerin karşısına çıkmaktadırlar. Bu toplantının Türkiye açısından ifade ettiği mana da cali bir dikkattir. Batılı ülkeler tarıma büyük çapta destek verirken, Türkiye'nin tarım desteğini bütünle ortadan kaldırması ve adım adım tarımı yok etmesi istenmektedir. AKP hükümeti bu gerçekleri göz ardı ederek imam ve politikalarına uymakta ve hayvancılığın yok edilmesinin arkasından tarımın da yok edilmesine bütün gücüyle yardımcı ve destekçi olmaktadır. Bütün bu açıklamalarımız şu gerçeği bir kere daha ortaya koymaktadır ki, görüldüğü gibi yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefleri kurtuluşun tek çaresidir. Kurtuluş milli görüştedir, Saadet Partisi'ndedir. AKP yöneticilerinin AKP yöneticilerinin bu tutumları, bu zihniyetler ve bu davranışlarıyla Allah muhafaza buyursun, Türkiye'nin ikinci sevre götürülmesinden başka bir sonuç beklemek mümkün değil. Dünya olaylarını böylece özetleyerek noktalıyorum. Şimdi kısaca, peki Türkiye'de ne oluyor ülkemizin içinde? Bunu da hemen size tek cümleyle özetlemek istiyorum. Türkiye dış mihrakların güçsüzleştirme programı adım adım uygulanmakta ve AKP yöneticileri de bu hususta tam bir taşan olarak kullanılmaktadır.
Türkiye'de yapılanların tek cümleyle özeti budur. Nitekim size 6 tane önemli konuyu gözleriniz önüne koymak istiyorum. AKP'nin Türkiye'deki ekonomik gidişat hakkındaki politikaları, durumu ne halde olduğunu belirtmek bakımından. Önce bir defa 8 aylık bütçe uygulamaları rakamlarla ilan edildi. Şu bütçe uygulamalarına bir bakış yaptığımız zaman AKP'nin durumu nedir? Önce bütçenin kendisini her zaman ifade ediyoruz. Ortaya koydukları zaman söyledik. Dedi ki bak böyle bütçe olmaz, bu bütçeyle Türkiye'ye hizmet edilmez. 146,5 katrilyon bütçenizin 46,5 katrilyonu açık. 66 katrilyonun faize gidiyor. Geriye 20 milyar dolar kalıyor. 70 milyonluk Türkiye'nin hizmetleri bu 20 milyar dolarda görülmez. Bu millete hizmet etmenin en zaruri şartı bu 20 milyar dolara ilaveten 100 milyar dolar daha kaynak bulacaksınız. 10 ay geçti, AKP kaynak bulamıyor. Çünkü bu kaynağı bulurken borçla değil, zamla değil, vergiyle değil, milleti ezerek değil, Allah'ın bu millete vermiş olduğu sayısız nimetleri servete çevirerek bulacaksın. Hükümet olmak demek bu demektir. 54. hükümet bunun en güzel örneğini verdi. Biz de orada bakandık diyordunuz, diyorsunuz. Ve ben de ne diyorum size? Evet siz bakandınız, bakardınız ama görmezdiniz. İşte haliniz, işte haliniz ortada. Bak 10 aydır hiçbir kaynak bulamıyorsunuz. Bir evin haylaz çocuğu gibi kumarda ütülmüşsünüz, gidip IMF'ye teslim olmuşsunuz ve o mafyanın elinde şimdi borcunuzu ödemek için evin halısını satıyorsunuz. Bu ormanların satışı demektir. Buzdolabını satıyorsunuz. Devletin nesi varsa özelleştirme diye peşkeş çekiyorsunuz. Ve evin kendisini satıyorsunuz. İşte dış politikalar bunu gösteriyor. Kıbrıs'ta Annan'dan bahsediyorsunuz. Kuzey Irak'taki Amerikan politikalarına yardımcı oluyorsunuz. Bunun manası başka bir şey değildir. Amerika 3 kuruş para vereceğim diye sizi böylece bütün milli menfaatlerimiz aleyhine kullanıyor. Böylece Türkiye'nin meseleleri çözülmez. Milyon kere size söyledik, işaret ettik. Kaynak bulacaksınız, kaynak. Ama yine baştan beri de ne yazık ki üzülerek ifade ettik ki siz bu kaynağı bulamazsınız. Çünkü bu kaynağı bulmak cevher ister. Lafla olmaz. Vermeyince mabut neylesin Mahmud. Sizin haliniz bu. İşte 10 aylık tatbikatta bu gerçeği görüyoruz. Ortada kaynak diye bir şey yok. Şimdi bütçeyi daha hazırlarken kendileri söylediğimiz gibi yatırım yapılmayacak. Yatırıma %5,5 ayırdılar. Halbuki bizim 54. hükümetimiz %8'ini bütçenin yatırıma ayırmış idi. Bütçenin %45'i faize gidecek diye bütçe yaptınız. Biz bunu %28'e düşürmüştük. 2 milyon devlet çalışanına 28 katrilyon ayırdınız, %19'dur. Biz bunu %26 yapmış idik. 2003 yılında toplanacak olan 86 katrilyon liralık tüm vergi yerlerinin %76'sı faize ödenecektir demiştiniz bütçenizi hazırlarken. %76'sı, biz bunu %47'ye indirmiştik. Bizden öncekilerin yanlış politikalarını devam ettirmek, arttırmak değil, tamir edip düzeltmek, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için. Daha siz böylece yola çıkarken biz barbar bağırdık. Bunlar yanlış. Bunlarla Türkiye hizmet edemez. Sadece tahribat arttırırsınız dedik. Ve siz kaldı ki bunu da bu halinizle tatbik edemezsiniz. Daha da her şeyi berbat edersiniz dedik. Ve işte şimdi 8 aylık rakamları kendileri ilan ettiler. Ne görüyoruz? Önce bir defa 92 katrilyon harcamışlar 8 ayda. Bunun 44 katrilyonu faize gitmiş. Bu ise ne demektir? %48 demektir. 8 aylık toplam giderin %48'i faize gitmiş. Sene sonunda ben bunu %45'e indireceğim diyorsun. Heyhat, şu haline bak. Sen bunu şimdi nasıl 48'e çıkarttıysan %50'inde üstüne çıkartırsın.
çıkartabilecek canın ve mecalin kalırsa. 8 ayda toplanan tüm vergiler 53 katrilyon lira, ödenen faiz 44 katrilyon lira. %85'i faize gitmiş, halbuki sen bütçende %76 diyordun. Açık olunca bütçen patlıyor. Faize gidecek olduğu zaman bütçen patlıyor. Ama buna mukabil yatırım söz konusu olduğu zaman 2.6 katrilyon lira harcamışsın 8 ayda. Bu harcamaların %2.8'idir. Halbuki bütçende %5.5 öngörmüştün. Şimdi yatırım olarak öngördüğün %5.5'un bile ancak yarısını yapmışsın. Bundan başka enflasyon %10'a iniyor diyorsun. Bu senin faaliyetin değil, mecalsizlik. Kan kaybetmiş millet, ondan dolayı enflasyon iniyor. Çünkü talep yok, alamıyor. Bu bir sıhhat alameti değil, halsizlik, kansızlık alameti. Milleti bu hale getirdiniz, talep yok, ondan dolayı mallar zararına satılıyor. İflas etmeyeyim, kapanmayayım diye stoka mal üretiliyor. Yürüttüğünüz felaketin gerçek yüzünü görün. Şimdi böylece %10'a indiğini farz etseniz, siz %40 faizden borç alıyorsunuz. Bu enflasyon %10'a inecek ise, söylediğinize inanıyorsanız, %40 faize borç alıyorsunuz, reel faiz %30 oluyor demek. Milyon kere ifade ettik ki, reel faizin %30 olmasına kimse dayanamaz. Çünkü reel faiz demek, vücudun kan kaybetmesi demektir. Yani rantiyeciler ve dış güçlerin sıcak paralarını alıyorsun. Bu sıcak paraları Türk lirasına çevirip %40'la sana veriyor. Sen 6 ay sonra bunlara %40 fazlası veriyorsun. Bugünkü dolar, düşük dolar kuru karşısında onlar tekrar dolara çevirdiği zaman %30 dolar olarak adam kar edip gidiyor senin sırtından. Buna verdiğin bu faizi nereden ödüyorsun? Halktan. KDV deyip halkı eziyorsun, vergi deyip eziyorsun, zam deyip eziyorsun. Ez halkın suyunu çıkartıyorsun, götürüp dış güçlere ve rantiyecilere veriyorsun. İşte bunun için senin sıfatı asliyene işbirlikçilik denir. Buna işbirlikçilik denir. Senin işbirlikçiden yaptığın başka bir şey yok. Bu reel faize kimse dayanamaz. Şimdi bakınız, yatırım yok. Memura para yok. İşçiye köylüye para yok. Faize para var. Bunun için bu AKP hükümetinin bir numaralı kabahati suçu halktan topladıklarını rantiye ve dışarıya vermesidir. İki numaralı suçu bu vermenin en büyük oranda olmasını sağlamasıdır. Yani reel faizleri hep böyle %25-30'larda tutmasıdır. Bu kadar mı? Hayır. Diğer yandan da tarımı öldürüyor. Bak, bu bütçe uygulaması münasebetle iki tane rakam zikretsek kafidir. 8 ayda bütçede 8 katrilyon yatırım olduğu halde 2,6 katrilyon yatırıma ayrılmış. Yani yatırım dediğin zaman her şey kesilmiş. Yolun patlağı bile kapatılmıyor. Tarım desteklerine gelince 8 ayda 176 trilyon ödenek varken sadece 25 trilyonu harcanmış fiilen. Pamuk ve diğer üren desteklerinde 308 trilyondan sadece 66 trilyon oldu. Halka, köylüye, milli ekonomiye hizmet dediğin zaman bunları bütçede gösterdiğin halde ki gösterdiğin zaten hiçbir işe yaramaz. O gösterdiğini bile tatbikatta uygulamıyorsun. Böylece bütçe uygulamaları birinci suçlamamızı teyit ediyor. Arkadaş, senin hikmeti vücudun bu milleti soyup sovana çevirip rantiyeci ve dış güce vermekten ibarettir. Bir, bunu en azami nispetle yapmak için bu reel faizleri yüksek tutmandır. İki, bu kadar mı? Hayır. Hayvancılığın yok edilmesinden sonra şimdi sen tarımı yok ediyorsun. 20 yıldan beri 54. hükümet döneminin dışındaki bütün dönemlerde ne yazık ki tarım ezilmiştir. IMF politikalarıyla Türkiye'nin tarımının da yok edilmesi için
elden gelen her türlü tahribat yapılmıştır. Türkiye kendi tarım ürünleri kendisine yeten 7 ülkeden birisi olduğu halde şimdi her bakımdan her şeyi ithal eden, dışarıya muhtaç, köylüsünü aç bırakan, onu göçe zorlayan ve büyük şehirlerin varoşlarında onlara en büyük ızdırabı, azabı çektiren bir ülke haline gelmiştir. Fındık, gördüğünüz gibi bütün Karadeniz'deki ve diğer bölgelerdeki 5 milyon insanımızı ilgilendiren bu konuda kendileri 1 milyon 600 bin liradan fındığı önce sattırdılar Fisko Birliği'ye. Sonra aynı fındıkları 2 milyon 200 bin liradan aldırdılar. Fındığa verdikleri fiyat korkunçtur. Efendim bizi destekleyin diye feryat edenlere karşı Sayın Tayyip Bey'in vecizelerinden bir tanesi nedir? İşte yiyerek destekliyoruz ya diyor. İşte AKP yönetimi. İşte AKP dedikleri bu. Fındığı öldürmüşlerdir. Karadeniz'deki Hasan kardeşimizi Hamburg'daki Hans'a teslim etmişler. Pamuk aynı şekilde dışarıdan 500 bin liraya, 500 bin liraya ithal ediliyor kilosu. Türkiye'deki maliye 800 bin lira. Almıyor, dışarıdan ithal ediliyor. Ayçiçeği aynı şekilde. Mısır Türkiye'de desteklenmiyor, tamamen dışarıdan ithal ediliyor. Tarımda yerli üretimin bütün girdilerin hepsi, mazot, gübre, ilaç, hızla maliyetler artmıştır. Buna mukabil ithal mallar, aynı tarım ürünlerinin ithalatındaki döviz kurlarının düşüklüğünden dolayı fiyatlar düşmüştür. Siz kendi tarım ürünlerinizi zaten kurtaracak parayı vermediğiniz için ve kotalar koyduğunuz için, şu hale bakın aman yarabbim, hikaye konuşmuyoruz. Bunlar büyük facia. Pancar ekmeyeceksin, tütün ekmeyeceksin, fındık ekmeyeceksin. Bunlar söylenir mi ya? Bunlar söyleniyor. Bunlar uygulanıyor. Seçimden önce konuşurken halkı aldatmak için dış güçlerin desteğiyle rüzgarları estirirken biz bunların hepsini düzelteceğiz demesini biliyorlar. Şimdi geldiler. Hepsini düzeltmek yerine düzlediler, geçtiler. Ortada bir şey bırakmadılar. Halleri bu. IMF programları tarımımızı öldürmek için tuzaklarla doludur. Bu tuzaklara bundan önce bilerek bilmeyerek Ecevit hükümetleri alet olmuştu. Şimdi de AKP hükümeti daha büyük oranda tahribatı devam ettiriyor. Dünyada tarımı desteklemeyen hiçbir ülke yoktur. Demin söylediğimiz Meksika'daki toplantıda dahi bütün gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş olan ülkelerin hepsi tarımı desteklediklerini ilan ettikleri halde sadece tarımını öldüren ülke Türkiye'dir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde nüfus başına 5.000 ila 6.000 dolarlık tarıma destek veriliyor. Tekrar ediyorum. Amerika ve Avrupa Birliği'nde nüfus başına, tarımda çalışan nüfus başına 5.000 ila 6.000 dolar destek veriliyor. Bu parayla o adam geçinir zaten. Hiçbir şey yapmasa da, ürünün yetişimi satmasa dahi onun her türlü geçimini adeta karşılayacak kadar para veriyor. Buna mukabil Türkiye'de bu sadece 50 dolardır. Ve böylece hiçbir yardım yapılmamaktadır. Bunun süratle, hızla bu desteğin arttırılması lazım gelir. Şimdi tarımın genelindeki bu manzaranın yanında ayrıca ekinlerin daraltılması, girdilerin pahalılaşması karşısında ithalatın kapılarının açılması, ithalatın ucuzlaması, böylece Türkiye'nin tarımda ihracat yapan değil, ithalat yapan bir ülke haline getirilmesi genel tablosunun içerisinde son günlerde ve şu anda bir diğer facia daha işlenmektedir. O da tatlandırıcı üretimi kotasının %10'dan %15'e çıkartılmasıdır. Şeker Komitesi diye kurdukları komite
IMF'nin emirlerini yerine getirmemekle takip etmek için hizmet yapsın kastıyla IMF tarafından kurulan bu komite, efendim pancardan yapılan şekerin yerine nişastadan yapılan şekerin oranını %15'e çıkartalım diye bu hükümete teklif yapmış. Göreceksiniz şimdi bu hükümet hay hay hemen çıkartalım diyecektir. Neden? Çünkü IMF abileri öyle istiyor. Çünkü milli görüş gömleğe çıkmış, Amerikan çuvalı başa geçirilmiş de onun için. Şimdi bunun manası nedir? Tarıma ait sonsuz dert ve meselelerde sadece bir nokta olarak bugünkü basın toplantımızda bunu size açıklamak istiyorum. Önce bir defa düşününüz, bunları yabancılar imal ediyor. Mısır dışarıdan ithal ediyor ham maddesi. Makinası dışarıdan ithal ediliyor. Ucuz işçi olarak bizim işimiz kullanılıyor. Bizim piyasamıza bunlar sürülüyor. Böylece piyasamızdan elde edilmiş olan kar da döviz olarak dışarıya götürülüyor. Piyasamız pazar olarak kullanılıyor. Ucuz işçimiz ırgat olarak kullanılıyor. Ve dışarının ithalatıyla ham madde, makina bakımından tamamen dışarısı destekleniyor. Pancar üretmeyeceksin. Pancar bugün bizim Anadolu'muzun en mühim üretim vasıtası. Siz bu pancarı ekmeyeceksiniz. Bunun yerine dışarıdan bu Amerikan firması mısır ithal edecek, tatlandırıcı yapacak ve onun şekerleri Türkiye'de satılacak. Şimdi Amerika'nın kendisi ve Avrupa Birliği şekerin tonuna 450 ile 500 dolar vergi iadesi uyguluyor kendi memleketinde. Pancardan yapılan şekere. İhracatında da 500 dolar destek veriyor. Türkiye'ye gelince hayır, pancar ekmeyeceksiniz. Bunu tatlandırıcı olarak yabancılar yapacak deniyor. Şimdi bunun manası şudur. Ekim alanlarını %27 daraltıyor pancarda. Kotayı nişasta esaslı glikoz kotasını %10'dan %15'e çıkartıyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde %2'dir. Pancardan üretilene rağmen. Onlarda mısır da çok üretiliyor. Ama buna mukabil pancardan üretileni teşvik ediyorlar, tercih ediyorlar. Türkiye'ye gelince, Türkiye mısırı dışarıdan ithal ettiği halde, hayır, şeker yapma imkanı var pancardan fakat sen bu pancarı kullanmayacaksın diyor. Yani bizim çiftçimize para ödemek yerine halkımızın bütün imkanları toplanıp yabancıların çiftçisine ödeniyor ve bundan dolayı yapılacak olan karlar da yabancılara transfer ediliyor. Bu söylenmiş olan hareketin sadece şu hareketin nişasta temelli şeker üretimi kotasının %10'dan %15'e çıkartılması olayının ne mana taşıdığını size bak rakamlarla ifade ediyorum. Bir, pancar ekim sahalarını %6,5 daraltacaksınız. 250 bin hektar aranda artık pancar ekmeyeceksiniz. 1 milyon ton pancar üretimini azaltacaksınız. Buna mukabil o 1 milyon ton azalan pancardan boşalmış olan pazarı yabancılara peşkeş çekeceksiniz. İki, bundan dolayı 25 bin çiftçi asli gelir kanalından pancar tarımından dışlanacak. Üç, bunların ailelerini düşünecek olursak beşer kişiden 125 bin kırsal kesim yaşayanın aşından ve işinden olmasına ve bunların kent varoşlarına göç etmelerine zorlanacak. 25 bin üreticiye 1 milyon ton pancar ürettirmemekle bu kesimin sanayi ürettiği talebinde 60 milyon dolarlık bir daralma meydana getirilecek. Pancar üretiminin 1 milyon ton azalmasıyla fabrikaların kapanması, tüm fabrikaların %6,5 kapasitelerinin azalmasına sebep olunacak. Dolayısıyla pancardan şeker yapan fabrikaların alt sektörlerinde çalışan ve geçimini pancar sanayiyle ilişkilendirilen 1 milyon kişi böylece gelir kaybına uğrayacak. 300 bin ton daha az pancar kısmeti üretilmesine
ve bir besi döneminde 200 bin baş hayvanın yaş küspe ihtiyacını karşılamamasına, bunun sonucu olarak da 125 bin ton süt üretilmemesine ve 12.500 ton et kaybına sebep olacaktı bu karar. İşte AKP dedikleri. Bak, milli görüş gömleğe çıkınca, Amerikan çuvalı geçirince insan neler yapıyor. Ne arz ettim ben şimdiye kadar size? Bir, bunlar bütçe uygulamasıyla halktan alıp rantiye veriyorlar. Halkın kendisini eziyorlar, halka hiçbir şey vermiyorlar, yatırım yapmıyorlar. Bütçe uygulamaları tamamen işbirlikçi bir zihniyetle IMF emirlerine uygun şekilde yürüyor. İki, yüksek sıcak döviz tutmak suretiyle Türkiye'nin her türlü imkanını dışarıya verip kan kaybettiriyorlar. Üç, aldıkları bütün kararlarla hayvancılığı yok ettikten sonra tarımı yok ediyorlar. Dört, Türkiye'de işsizliği korkunç bir şekilde arttırıyorlar. Türkiye'de işsizlik en önemli meselemizdir. Bu işsizliğe mukabil işsizlik nasıl önlenecek? Yatırımlarla önlenecek. Halbuki verilen, ilan edilen rakamlara bakarsak, şimdi bu AKP'nin 3 aylık dönemi, ikinci 3 aylık dönemi, geçen senenin ikinci 3 aylık döneminden üretim azalmış. Bir defa ne üretim artıyor, yatırım ise zaten yok. Geçirilen ekonomik krizlerde fabrikalar kapanmıştı, kapasiteler daraltılmıştı. Yaşamak için ister istemez bunları artırması lazım geliyordu. Buna rağmen üretimde bir gelişme yok. İstihdamda herhangi bir gelişme yok. 10 ayın içerisinde 1 milyon insan yeniden işinden olmuştur. Çünkü bunlar özelleştirme adı altında devletin nesi var nesi yok satmışlardır. Ve bu satılanların da büyük çoğunluğun hepsi kapatılmıştır. Ve işsizliğin önlenmesi için hiçbir tedbir almamaktadırlar. İşsizliğin önlenmesi için yatırımları teşvik etmek lazım. Vergi oranlarını azaltmak lazım. Her türlü küçük sanayinin, KOBİ'lerin gelişmesine yardımcı olmak lazım. Bunların araştırma gelişme hizmetlerinin devlet tarafından yapılması lazım. Bürokrasinin basitleştirilmesi lazım. Bankacılık sisteminin üretimi teşvik eder hale getirilmesi lazım. Bu yüksek faizli rantların indirilmesi lazım. Lazım, lazım, lazım. Bunların tedbirleri bellidir. Belli 4. hükümet bütün bunları uygulamıştır. Şimdi bunlar, biz de o hükümetin bakanıydık dediler, geldiler. İşsizliği önlemek için aman ne vaatlerde bunlar seçimlerde. 10 ay geçti. Ne yaptılar? Diyarbakır'da işsizliği önleme projesi uyguladılar. İşte AKP karikatürü. Ne olmuş Diyarbakır'da? 18 Temmuz'da alay valayla işsizliği önleme projeleri başlatılıyor. Neymiş bu proje? Bir aile reisine 500 milyon lira verilecekmiş. 500 milyon lira. Bu aile reisi bununla bir iş yeri kuracak, bir çalışma düzeni kuracak, kazanacak bu 500 milyon lirayla. Her ay 46 milyon lirasını geri ödemek suretiyle bir senede bu parayı geri ödeyecek. Böylece bu para dönecek ve bütün aileler bir bir fıldır 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 iş sahibi olacaklar. AKP bu. Ne oldu? 18 Temmuz'dan beri 2 ay geçti. 2 ay esnasında şimdi bir de bakıyoruz ki sadece 6 kişiye 500 milyon verilmiş. 500 milyonla bu adamcağızlar ancak ayakkabıcı, boyacı sandığı alabilmişler. Bu sandıkla da tabii borçlarını ödeyememişler ayda 46 milyon lirayı. Götürüp sandıkları geri vermişler, parayı da geri vermişler. Alın sizin paranız sizin olsun demişler. İşte AKP karikatürü. Ben bunlara daha işe başlarken bu iş çoluk çocuk işi değildir demedim.
En büyük felaketlerden birisi de ihracatın tıkanması, durması, dış ticaret açığının artması felaketidir. Düşününüz, şimdi Türkiye'de önce bir defa başta tekstil ve konfeksiyon sanayi olmak üzere yeni yatırımı şöyle bırak. Bu doların düşüklüğü. Adamcağız hesabını yapmış 6 ay önce, siparişi almış, dolar şu kadar olacak diye tahmin etmiş, bunun karşısında doların değeri tam tersine düşmüş. Şimdi ihracatı yapıyor, almış olduğu doları Türk parasına çeviriyor, çünkü işçi parasını, diğer giderlerini, elektriğini vesaire Türk parasına ödeyecek. Mecbur değiştirmeye. Ama değiştirdiği zaman bu para masrafını karşılamıyor. Çünkü 1700-1800, 1.700.000-1.800.000 olacağını hesapladığı dolar 1.375.000 liraya düşmüş. Onun kar marjını götürüyor, zarar tarafına sokuyor ve böylece masrafını karşılamıyor. Ne yapacak? Zarar edecek. Ama bu zarardan ilaniye yaşaması mümkün değildir. Karını kaybettiği gibi şimdi sermayesini kapatıyor. Kaybediyor, adım adım kapanmaya gidiyor. Bak sesleniyoruz, haykırıyoruz. Bu Türkiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dış ödemeler dengesi hayati önemi haizdir. Dış borç açığı gittikçe artarsa mahvolursunuz. Ki arttırıyorsunuz. İşte buyurun sizin rakamlarınıza bir göz atalım. Önce Ocak ayında 869 milyon dolar dış ticaret açığınız vardı. Bu AKP'nin 869 milyon dolar. Bu açık her ay arttı. Haziran'da 1 milyar 887 milyon dolar oldu. Böylece 6 aydaki açık 9 milyar dolar oldu. 6 aydaki açık 9 milyar dolar oldu. Zaten dünyanın borcunu almışsınız. O borcu için dolar bulup ödemeniz lazım. Faizi için dolar bulup ödemeniz lazım. Bir yandan onları ödemeniz lazım gelirken siz kendiniz zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan ithalatınız dolayısıyla dahi ona para bulamayacak haldesiniz. Çünkü ihracatınız ithalatınızı karşılamıyor. Kaldı ki bir yandan da boyuna ithalatı arttırıyorsunuz. Bu düşük dolarla dışarıdan gelmiş olan ithal mallar piyasaya çok daha ucuzluyor. Geçen sene 100 sene olan ithal malı bu sene 80 lira. Geçen sene 100 lira olan ihraç malı bu sene 130 lira. Böyle bir ülkede ihracat artar mı? Bak size tek kelimeyle özetliyorum. Ecevit hükümetini batıran nedir biliyor musunuz? Döviz kumpası. Yani biz dövizi şu aralıkta tutacağız dediler. Bir aralık koydular. Ondan dolayı krizler yaşayıp battılar. Bunları batıran ne biliyor musunuz? Dövizi dalgalanmaya bırakmaları. Dalgalı kur demeleri bunları batırıyor. Sen dalgaya bırakırsan o dalgayı IMF ayarlar. Ve böylece seni o dalganın içerisinde boğar. Bak boğuluyorsun. Gör. Bu gidişatla bir yere gidilmez. Sen ithalatı geliştiriyorsun, ihracatı tamamen boğuyorsun ve Türkiye'nin dış ödemeler dengesini perişan ediyorsun. Malezya ne yaptı? IMF'ye tekmeyi vurdu, benim paramın değeri şudur dedi ve dalgalanma malgalanma bilmem dedi. Herkes parasının değerini biliyor, hesabını buna göre yapıyor, ona göre işini ayarlayıp ülkesinin dengesini kuruyor. Bunlara gelince bu nasıl ülke Allah aşkına ya? Bir paran var, değeri ne mana ifade ediyor, ne bugün biliyorsun, ne yarın ne olacağını biliyorsun. Böyle ekonomi olur mu ya? Nerede bu ekonominin sahibi? İşte Türkiye'nin acıklı hali. 70 milyon insan inim inim iniyor. Söz buraya gelince şimdi ben şunu söylemek mecburiyetinde değil miyim? Ey ahali, ben size seçimlerden önce söylemedim mi?
oy verirken ya Rabbi belamı istiyorum diye oy vermeyin. Saadetin yolu tektir. Başınızı kayalara çarpıp kambere içerisinde dönüp gene bize geleceksiniz. Başka çaresi yok. Ama ne yazık ki biz o zaman oh olsun. Biz size demedik mi? Böyle yaparsanız aç kalırsınız, işsiz kalırsınız. Az bile. Daha çok aç kalma, daha çok işsiz kalma. Bu yaptığınız hata yüzünden diyemeyiz, diyemeyeceğiz. Çünkü siz bizimsiniz. İşte şimdi yüreğimiz bunun için yanıyor. Bunları söyledik, anlattık, gösterdik. Şimdi de 10 aydan beri adım adım gösteriyoruz. Bak söyledik. Ne yazık ki söylediklerimiz aynen harfiyen doğru çıkıyor. Size ben şimdi 6 tane felakete haber veriyorum. 1. Bu zihniyetle yapılan birçok uygulaması Türkiye'yi güçsüzleştirme politikasından başka bir şey değildir. Halktan toplanıyor, rantiye ve dışarıya veriliyor. Demin söyledim. 2. Bu korkunç reel faiz kan kaybettiriyor. Her zaman söylüyorum, bir insan vücudunda 5 litre kan vardır. Bir fincan verirsin, bir bardak verirsin, 1 litre verirsin. 2 litre verirsen yatağa düşersin. 4 litre verirsen sen de ölürsün. Reel faiz buna benzer. Bu reel faizi fakir fukara ödüyor. Bu havadan ödenmiyor. Bütün vergiler toplanıyor, götürülüyor. Alınan borcun faizi diye bir avuç rantiyeciye ve dış güçlere, sıcak dövize naklediliyor. Pompa harıl harıl çalışıyor. Halkın kanını emiyor, dışarıya basıyor. Kanını dışarıya basıyor. Bu çığ gibi büyüyor, buna dayanılmaz. Bunun yanında aynı şekilde hayvancılık öldürüldü. Şimdi tarım öldürülüyor, deminden beri söylediğim gibi. Bütün tarım ürünlerine hiçbir destek yok. Kotalar var. İthalat yapılıyor. İthalatın fiyatları gittikçe düşüyor. Senin üretiminin fiyatı gittikçe artıyor. Bu bir ülkeyi mahvetmeye götürür. Bundan başka tabii senin reel faizin bu kadar yüksek olursa, tarımını böylece yok edersen elbette işsizliğin artacak. Her şeyi ithalata çevirirsen senin insana iş kalmayacak. Onun için de işsizlik Türkiye'nin en büyük felaketi olarak ortada duruyor. Ondan başka borç 280 milyar dolar bulmuştur. Her zaman ifade ediyorum, bu 10 aylık borçlanma trendini hesaplayacak olursanız 2 sene sonra 1 trilyon dolar dış borcunuz olur. 500 milyar olur. 500 milyar dolar. 4 sene sonra 1 trilyon dolar olur. 1 trilyon doların da sadece faizi 110-120 milyar dolardı. Bu da bizim milli gelirimizin bütünüdür. Bütün 70 milyon insan gece gündüz çalışıp ne yapıyor? Aç duracak, bir kuruş harcamayacak, ülke için hiçbir yatırım yapılmayacak, herkes çalışacak, toplanacak, faize verilecek, borcunda gene azalmayacak. Bir ülkeyi köle yapmak için bundan daha kestirme, bundan daha müessir bir metot icat edilebilir mi ya? Farz et ki geldin Türkiye'yi işgal ettin, Allah vermesin. Sahip oldun Türkiye, 70 milyon çalışkan insan, zeki insan, kabiliyetli insan. Ne yapacaksın bir zalim olarak? Hepiniz çalışacaksınız, bana vereceksiniz diyecek. Ya bunu savaşta yapmaya lüzum yok. Bu uygulamayla bu yapılıyor. Size gidişatı gösteriyorum parmağımla, havadan konuşmuyorum. Alın bakın rakamları. Şu anda iç ve dış borç toplamı 280 milyar dolar oldu. Bunlar arttırdılar bu borcu. Şu 6 ayda 40 milyar dolar borç arttı. Borç, 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 borç. Daha dün 2,8 katrilyon 3 ayrı partiden borçlandılar. Borçtan başka şey bildikleri yok. Onun için Türkiye'yi bu borçla felakete götürüyorlar. Tabii bir yandan da bu ihracatın engellenmesi, dış ticaret açığının artması Türkiye'yi tekrar 25 sente muhtaç edecek hale götürmektedir. İşte çığlar, işte felaketler. Bak bizim 5 tane yıldızımız var. AKP'nin 6 tane çığı var. Dağdan aşağıya geliyor milletin tepesine. Ona haber veriyor. Aradaki fark bu. Bunlar kurtuluş. Onlar ise tahrip ve imha. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim ve televizyonları başında bizi dinleyen muhterem kardeşlerim. Size ne arz ettim?
Dünya olayları nereye gidiyor? Türkiye'de neler oluyor? Buna karşı bu AKP yöneticileri ne yapıyor? Zannetmeyiniz ki bunları anlatmakla gerçek tabloyu tam olarak ortaya koyabildik. Hayır. Kesinlikle inanarak söylüyorum ki bu söylediğimden çok daha mühim tahribat yapılıyor. Nerede? Dış politika ve ekonomide değil ya sosyal hayatta. Bu AKP yüzünden ne tahribatıdır derseniz işte milli eğitim. Şu milli eğitimin haline bakınız. 8 senelik kesintisiz dediler. 7 sene geçti. Öğretmen 5 saatte okuluna gidiyor. Küçücük çocuk, 7 yaşındaki çocuk karda kışta kıyamette 30 kilometre uzaktaki köyden minibüsle taşınıyor. Okulda kimsesi yok. Okulun duvarının dibinde donmuş kalmış. Daha neler 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 neler. Bunlar biz o zaman söyledik. İmam Hatip okullarının binalarını boş bırakacaksınız. Öbür taraftan 5 tane sınıfı bir odana koyacaksınız. 30 kilometreden çocuk taşıyacaksınız. Türkiye'ye böyle hizmet edilmez. Bu bir umman gibi. Milli eğitimde yapılan hatalar ve bunların yanlış uygulamalar ve AKP tarafından sürdürülen bu politikalar ayrıca Türkiye'yi tahrip eden en mühim olaylardan birisidir. Bir. Bundan başka ayrıca Türkiye'de şimdi manevi sahada milletin inancının değiştirilmesi için dış güçler planlı programlı uygulamalar yapıyor. İnancın değiştirilmesi. Bugüne kadar Türkiye'de laikliğe aykırı olarak inanan insanlara ve inanca birçok tecavüzler vaki olmuştur. Ama inancın özüne nüfuz edilememiştir. Şimdi bu AKP döneminde inancın özüne nüfuz etmek için reform yapmak adı altında dış güçlerin çeşitli planları cirit oynatıyor ve uygulamaya konuyor. Bu apayrı bir durumdur. Bakınız ekonomide, dış politikada yanlış hareketler olur. Bunlar tenkit edilir. Bu hatalıdır. Düzeltin, millete bu kötülüğü yapmayın denir. Bu bir mücadeledir, şu yaptığımız mücadele. Buna konvansiyonel silahlarla mücadele denir. Yani kanunlar, hukuk içerisinde kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Ama sen şu ve halk bu sebepten dolayı iktidarı ele geçirdin diye milletin inancının özünü değiştirmeye kalkarsan bu millete yapılan kötülük konvansiyonel silah değil, mikrop harbi sayılır. Ondan dolayıdır ki bugün Türkiye'mizdeki en büyük tehlikelerden birisi budur. Bütün milletimizi uyandırmak ve AKP yönetimini fırsat bilerek bunu yapmak isteyen, yürütmek isteyen dış güçlerin bu planlarını akamete uğratmak vatanını, milletini seven herkesin borcudur. Bunların yanında aynı zamanda Türkiye'mizde sosyal hayattan bahsederken zelzeleler oldu. Allah her türlü afattan milletimizi, ülkemizi muhafaza buyurdu. Hala Marmara zelzele bölgesinde konutlar yapılmadı, insanlarımızın yaraları sarılmadı. Hala Bingöl zelzelesinde ihaleyi yeni çıkartmaya çalışıyorlar. Sözde buradaki kardeşlerim evde oturacak, sözde buradaki evlatlarımıza okul yapılacak. Okullar açıldı, ihale okullar açıldıktan sonra okul binasının yapılmasının ihalesi yeni yapılıyor. Şu halimize bakın. Türkiye'de bu kadar yoksul, bu kadar aç insanın hiçbirisi ilgilenmemektedir bu AKP. Sadece sıcak döviz, rant yiyeci, geliri üzerine daha fazla gelir katmak isteyenlere hizmetten başka bir yaptığı yoktur. Bu işte bu Türkiye'nin göçsüzleştirmesi politikasının bir uygulamasıdır. Ve AKP bunun için iş başına getirilmiştir. Bunun için bu uygulamalarda taşeron olarak kullanılmaktadır. Türkiye güçsüzleştirilecek ve arz-ı mev'ud içerisinde olduğu için de yumuşak lokma haline getirilerek arz-ı mev'uda katılacak. Dünya politikası bu. Dış mihrakların politikası bu. Onlara taşeronluk yapmak elbette milli menfaatlerimizle bağdaşmaz.
Şimdi ben şunu belirterek sözlerimi toplamak istiyorum. Bakınız bu sosyal sahadaki büyük faciaları şimdi ekonomik ve dünya meselelerini bahsettikten sonra kalan kısmın arkasında kısa bir süreye sığdırarak konuşursak haksızlık yapmış oluruz. Bunlar başlı başına birer alem. Bu konuları inşallah ilk fırsatta ayrı bir basın toplantımızda ele alacağız. Bugünkü basın toplantımızı bu sebepten dolayı her zaman gibi 3 cümleyi söyleyerek kapatıyorum. Kurtuluş ve saadet Milli Görüş'tedir ve Saadet Partisi'ndedir 1. Zafer inananlarındır 2 ve zafer yakındır 3. Allah'a emanet. Thank you.